Selam arkadaşlar. Merhaba demek ister misin Karen? Benim minik yardımcım Karentoş burada. Şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz? Karen'in oyuncaklarını buna dolduracağız ve köpük köpük yıkayacağız, değil mi anneciğim? Mini minnacık odamız böyle. Daha önceki videolarımdan bilenler vardır zaten. Az eşya, çok huzur dediklerinden galiba. Her şeyimiz yerli yerinde. Çok şükür oyuncak dolabımız, kitaplığımız, yatağımız, her şeyimiz var. Küçük ama gayet de kullanışlı bir şey. Bayağıdır temizlik yapacağım diyerekten hiç bu oyuncak dolabını düzenlemiyorum. Gördüğünüz gibi her yer her yerde. Normalde her gün abartısız her gün organize ediyordum böyle. Bölüm bölüm ayırıyordum. Ama şu son bir aydır hiçbir şekilde hiçbir şey yapmıyorum. Hatta bakın buralarda bile attım. Bu arada bu avizeyi ben yaptım. İnşallah yerini alacak doğumdan önce. Kitaplarından bir kısmını seçmiştim yakın bir zamanda ama tekrardan bir elden geçirmek istiyorum. Böyle mesela daha az kullandıklarımızı üste koydum. Yani benimle birlikte yapması gerekenleri. Şuralara çok rahat artık boyu yetişiyor. En altta da peluşları var. İlk önce işe bu peluşları makineye atmakla başlayacağım. Bu odada aklınıza gelebilecek her şeyi yıkayacağım. Oyuncakların hepsini kovaya, sirkeli suya basacağım. Peluşları makineye atacağım. Kitapları da seçeceğim. Sonra silip silip yerleşeceğim. Halımızı, yeni halı var. Yeni halı sereceğiz. Şu an bu halıyı birazcık daha kullansın istiyorum. Doğuma yakın kaldırmak istiyordum ama şimdi hazır temizlik yapıyorken de büyük ihtimal kaldırırım. Bu halıyı da yıkayıp kaldıracağım yedek olaraktan. Şöyle göstereyim, yatağımız bazalı değil. Yalnız alt kısmında 20 santimlik bir boşluğumuz var. Hatta şuradan göstereyim. Ben böyle kutu organizerlerden koydum. Kullanmadığımız küçüklük oyuncaklarını koydum. Görünmüyor hiçbir şekilde. Bu halıyı da rulo yapıp altına koyacağım gene. Nevresimimizi değiştiririz. Bakalım yani. Küçük ama yapacak çok iş var. Dediğim gibi şu oyuncakları seçmekten başlayacağım ilk önce. Yakın bir zamanda da seçim yapmıştım. Çok küçük küçük oyuncakları kaldırdım. Sebebi ise malum çocuk olacağı dönemde çok fazla Karen'le oturup oyun oynayamayacağım. Yani en azından 1-2 ay kendimi toparlayana kadar, sezaryen doğum olduğu için. O yüzden de böyle birlikte oynayabildiğimiz akıl zeka oyunlarını kaldırdım. Dediğim gibi buraya koydum. Çok uzak bir yerde de değil. İstediğim zaman çıkartabilirim. Burada daha çok kendi başına oynadığı oyuncakları var. Şöyle açayım yani. Diyorum ya artık yabancım değilsiniz. Her şey var. Şu kartları falan bir güzelce düzenleyeceğim, kaldıracağım. Bunların hepsini sirkeli su yapıp kovada ovalayacağım, bekleteceğim. Sonra da çıkartırım artık böyle masanın üzerine falan koyarım. Bir gün beklerler, suları geçer. Bunları da köpürte köpürte birlikte yıkayalım. Yani dediğim gibi küçük ama bakın burada da peluş sıkışmış. Bunu da alalım. Şimdi hemen direkt bunları makineye atalım. İş çok. Hadi başlayalım. Şimdi çekmecedeki bir tane çekmeceyi çıkart. Şimdi Karen bana yardım edecek arkadaşlar. Çekmecenin hepsini çıkart, getir buraya boşalt anneciğim. Evet, Karen kuşum getirsin dedim. Ben de seçeyim. Hem de Karen böyle şeyleri çok seviyor. Aferin sana. Şimdi bu kağıtlar yıkanmaz, değil mi anneciğim? Bunları ayıralım. Böyle ayıralım. Yıkanabilir oyuncakları bunun içine dolduralım. Mesela bu yıkanır. Ama bak bunlar yıkanmaz. Bunları koymayalım, olur mu? Tek tek koyalım. Hadi bana yardım et. Tek tek koyacağız, tamam mı güzel kızım? O yıkanmaz. Mesela bu yıkanır. Bunları falan koy. Tamam, o. Evet, başka hangisi yıkanır? Şimdi böyle Karen'le birlikte dolduracağız inşallah. Ben böyle oturdum. Çünkü birazcık belim ağrıyor. Kendimi de çok iyi hissetmiyorum ama başlamış bulundum. Devamını getireyim istedim. O yüzden Karen böyle çekmeceleri oradan çıkartıp getirsin. En azından yıkanacakları bu şeyin içerisinde bir sirkeli suda bekleteyim. Şunları da artık birazcık kendimi toparlayınca, Karen'i uyutunca hemen foşur foşur yıkarım. Hadi. Hepsini getir. Yıkayalım bebeğini de. Ay, Karen böyle çok seviniyor. Böyle atılacak şeyler falan da var. Mesela bunları boyadık. Öyle duruyor. Annem yavaş, atılacak derken bunu kastetmedim. Getir bakalım. Öbür çekmeceyi de getir. Bunları falan bir güzel bir çöp poşeti yapayım yanıma, bunları atayım. Bebeğimi yıkamıyorum. Neden yıkamıyorsun? Hiç olmamış mı bebeğin? Şundaki Neşe'ye bakın. Çok seviyor tabii çocuklar böyle dolu dolu oyuncağı. Mesela çok güzel boyamış. Aslında bunu saklayabiliriz. Bu Osman dedeydi değil mi? Eslem'in dedesi. Neden bu Eslem'in dedesi? Bize anlatır mısın? Evet.
çizdim. Bu Osman dedesi. Çünkü tek ayağını farklı renge boyamış Karak. Osman dedesinin ayağı kırık olduğu için. Bunu saklayalım bence. Çok fazla sakladığım şey olduğu için çok da böyle bir şeyleri saklayınca böyle doluyor ev. Sevmiyorum. Ama... Bak. Ne? Ne yaptın? Aa, Karan bize yumurta yapmış. Bakın bakın. Kahvaltı hazırla bize anneciğim. Bunları çıkartalım. Ya bunlar da mesela çok güzeldi ama yırttı. Yani ne yapayım? Yırtık durmuyor. Bunları çöp atacağız mecbur. Şu küçük küçük şeyleri buna dolduracağız. Tamam mı? Bak şunları bunun içine dolduracağız. Bana yardımcı ol. Çeksen. Hadi. Sıkı tut. Sıkı tut. Aferin sana ya. Tebrik ediyorum seni. Başardın. Ah, keşke bu kadar tepeden boşaltmasaydım. Ya şu kızın isteğine bir bakın ya. Küçük yardımcıma bir bakın. Ne yapacağız anneciğim? Karan onlara ne yapacağız? Yıkadım ben. Onu yıkadım. Tamam. Karan çok yıkamak istedi. Kıramadım onu. Uyku saatine de az kalmıştı zaten. Dedim şöyle birkaç lavabonun içinde yıkasın diye kıyafetini de çıkarttım. O uyuduktan sonra artık ben ince hallederim. Hadi yıka bakalım. Tamam, sıcak suyu açalım ama, tamam mı? Sıcak sıcak olsun. Böyle suyun sıcak tarafını açtım. Şuraya da tıpa koyduk. Karan kuşum böyle birazcık yıkıyor. Zaten su ılık olduğu için üşümez diye düşünüyorum. Birazcık kendi kendine hem oynasın hem de şey yapsın. Ben de şimdi şunun içine hemen duşa kabinden bir sıcak su dolduracağım. Birazcık köpürmesini istiyorum. O yüzden Arap sabunu koyacağım. Bir de üzerine beyaz sirke koyacağım. Evet, onlar dursunlar. En sonunda iyice bir elimle böyle ovalarım. Bu arada bir tane daha sepet yaptık. O oyuncak sepetinin bir tanesini daha doldurdum. Şunların da aralarını açalım güzelce. Oh, mis gibi olacaklar değil mi? Mikroplarından arınsınlar. Daha sonrasında da çıkartırım. Akşam dışarı çıkacağız zaten. Belki durulandıktan sonra şu lavabonun içerisine koyarım. Suyunu iyice sıkar. Bakalım, duruma göre artık yapacağız bir şeyler. Normalde böyle parça parça yıkadığım çok oluyordu da böyle hepsini bir anda hiç yıkadığım olmamıştı. O yüzden birazcık yüklü bir oyuncak. Sıcak suyu açtım. Hatta Arap sabunu da üzerinden gezdirdim. Sıcak su dökülürken iyice köpürsün. Şöyle bol bol da beyaz sirkeyi dökeyim. Oh, mis. Buhar üstünde bayağı bir böyle sıcak su oldu. Güzelce. Bunlar. Arkadaşlar ne kadar temiz dursa da bakar mısınız? Ay, şu an o kadar üzüldüm ki. Suyun rengi değişiyor yani. Emin olun suyun rengi değişiyor. İlla ki bazı oyuncakların üzerlerini boyamıştı falan. Onlar da çıkıyor olabilir ama. Yani tozu, toprağı, böyle halının üzerindeki tozlar falan hepsi birikmiş oluyor. Of ya, yani şu an o kadar suç hissettim ki kendimi yani. Ara ara yapıyorum dediğim gibi ama bu ara birazcık salmıştım hamilelikten dolayı. Siz ne olur ihmal etmeyin. Böyle peluş oyuncaklarını da getirdim. Hepsini böyle makineye atacağım. Bununla uyuyor, kalkıyor. Hemen kaloriferin üzerine koyup kurutmam gerekiyor. Daha sonrasında gerekirse bir daha yıkarım. Bazı peluş oyuncakları ses çıkardığı için onları maalesef atamayacağım. Çünkü bozulur falan diye düşündüm. Onları da artık bir silerim. Bu arada ben bununla yıkayacağım. Bu sabun tozu bebiş için almıştım. Bir Duru'nun aldım, Duru Granül. Bir tane de bunu almıştım. Bunun fiyatı gayet uygun gelmişti. Ama böyle gene Karen'in falan şeylerini de bununla yıkayayım, bununla devam edeyim dedim. Böyle bardağı doldurdum.
Hemen bir hızlıca bunu çalıştıracağım. Evet, keşke bu mis gibi kokuyu da gönderebilsem. Çok yoruldum. Çünkü çok küçük olmasına rağmen çok ince detaylar vardı. Haliyle bebişimizde kalacağı için, yani Karen kuşumun odası olduğu için, iyice de sirkeli suyla her yerini silmeye, temizlemeye çalıştım. Hem de minik bir oda turu olsun. Zaten odamız gördüğünüz üzere çok çok küçük bir oda. 2 metre kare diye geçiyor. Yani 2'ye 2 bir kare bir oda. Ama dediğim gibi ben seviyorum odamızı. Yani ihtiyaç duymuyoruz ekstra fazla şeye. Ne kadar az eşya o kadar iyi oluyor. Şöyle girdiğimiz zaman sol tarafta yatağını konumlandırdık. Bu yatak IKEA'nın uzayabilen karyolası diye geçiyor. Normal eni, tek kişilik baza eninde. İstersek şu kenarları falan da çıkartabiliyoruz ama şu etapta biz
bizim için çok çok iyi oldu. Ekstra bir korumalık almamıza gerek kalmadı. Şu an 140 santimlik olacak şekilde ayarladık. Bu tekrardan 170 ve 2 metreye kadar uzayabiliyor. Hatta tek kişilik bazanın boyundan daha da uzun oluyor. Dediğim gibi direkt sol tarafa böyle yatağı koyduk. Yatağın hemen ayak ucunda böyle bir, şuradan daha net görünür, kiriş vardı. Kirişe kadar uzattım ben yatağımı. Hatta 1 milimde boşluk var orada. Buraya da bu herkesin bildiği çekmeceli oyuncak dolaplarından aldık. Çok çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi zaten oyuncakların hepsini de sirkeli suyla güzelce yıkadım ve güzelce organize ettim. Baya baya oyuncaklarını azalttım. Oyuncaklarını da şöyle eğilip göstereyim. Burada bir 20 santimlik mesafe vardı. Oraya böyle organizer kutular aldım ve kullanmadığımız, daha sonra kullanacağımız oyuncakları buranın altına koydum. Benim için çok iyi oldu. Gerçekten bazalı değil ama benim ihtiyacımı karşıladı. Böyle çekmecelerini güzelce organize ettim kendime göre. Daha öncesinde bu oyuncak dolabını almadan önce burada bir raflı şeyim vardı. Böyle keselerden 3 tane rafı olan bir şey vardı. Bunu söktürmedik. Duvarda iz olmasın dedik. Daha sonra ilerleyen zamanlarda burayı oyun odası falan yaparsak, hani yatağı başka bir odaya alıp diyerekten bunu söktürmedik. Yani kirli bir görüntü olduğunu düşünmüyorum. Odayla da uyduğunu düşünüyorum. Ama en üst rafını taktım. Bu peluş oyuncaklarımız çok seviyoruz. Bu Ümre'den gelmişti. Bunu babası almıştı falan derken. Bunları böyle buraya dekor ettim. Çok hoşuma gitti. Zaten Karen uzanamaz. Şu kısımda yeteri kadar peluş oyuncağı var. Çekmecelerin içerisinde de var. O yüzden onu öyle oraya koydum. Altına da böyle hem aksesuar olarak dursun hem de oyuncağının bir tanesini koydum. Onu kaldırmadım. Bu kısım böyleydi. Yatağımın üst kısmına gelecek olursak, burada böyle iki tane kasnak çerçevemiz var. Bunları ben kendim yaptım. Minik kuşuma seçtirdim, seçenek sundum. Sence bunların hangisini yapayım senin odana dedim ve bunları seçti. Kendi baş harfiyle böyle bir tane tavşan kız. Böyle yakından göstereyim. Kanuviçeden işledim. Dedim ki yıllar sonra bile, genç kız olduğu zaman bile hani saklayabileceği hatıra bırakmak istedim. Elimden de geliyor böyle kanuviçe falan yapmak. Böyle odasına ahşap krem renginde, biraz telefonda koyu çıkıyor ama, yatağının üst kısmında konumlandırdım. Buraya belki bir raf olabilir ama şu anlık yapmadım. Burada da benim bir tane hasır şapkam var. Odanın dekoruna çok uyuyor ve Karen onu çok seviyor. O yüzden onu oraya koyduk. Hemen bu tarafa geçecek olunca da yatak şurada. Yatak burada. Hemen yatağın karşı kısmına da böyle kitaplığını koydum. Kitaplarını da bayağı azalttım. Anneciğim, Karen kuşum şu an çok mutlu. Kitaplarını da bayağı azalttım. Böyle en alt tarafa da peluşlarını koydum. Bu arada bu halıyı yeni aldık. Kullanıcı yorumlarını falan çok çok memnunlardı. Böyle peluş gibi ama dokuma bir halı. Makinede de yıkanabiliyor ve ufacık bir leke olduğu zaman bile hemen böyle çamaşır suyulu bezle sildiğiniz zaman çok rahat çıkıyormuş falan. O yüzden de böyle beyaz bir halı tercih ettim. Zaten parke renklerim biraz ahşap rengi olduğu için hem de böyle beyaz odasına uysun istedim. Sade olsun istedim. O yüzden de beyaz bir halı tercih ettim. Yani çocuk odası. Burada minik kuşum var. Hala uyku tulumuyla, malum ben temizlik yaptığım için değiştiremedim. Zaten dışarı çıkacağız, değiştiririz. Çocuk odasıyla da beyaz halı olmaz falan diyenler çok oluyor ama dediğim gibi temizliği çok kolay olduğu için bunu tercih ettim. Fiyatı da gayet iyiydi. Yani baktım kullanışlı değil falan, kaldırırım. Başka bir odamda da kullanırım diye düşündüm. Böyle nevresiminde üzerine bir tane yatak örtüsü almayı düşünüyorum. Aslında müstün örtü düşünüyorum. Tek renk, böyle 4 katlı müstünler oluyor ya, tamamen böyle kaplasın yatağını diye müstün bir örtü düşünüyorum açıkçası. Ama böyle bir denk gelip alamadım. Onu da yakın zamanda alırım inşallah. Böyle üzerine tek renk bir müstün örtü örtmek istiyorum. Ama böyle gökkuşakları da gayet güzel durduğunu düşünüyorum. Yani mini minnacık odamız böyle güzelce temizledik, mis gibi oldu. Bebek odası temizliğimiz de bitti. Avizemizi de babamız akşam takacak. Odamızın kapısını çekiyoruz ve odamız hazır. Videomu da burada kapatayım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.